Bugünkü konumuz çok yeterli karar verme. İçerik olarak önce karar verme ve çok yeterli karar verme tanım ve kavramlarından bahsedeceğim. Çok yeterli karar vermenin kullanım amacı ve özellikleri, kullanım alanları, çok yeterli karar verme tekniklerinden örnekler. Üç yöntem düşündüm, yetiştirebilirsem bu yöntemleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Excel uygulamalarıyla yer vermeye çalışacağım. Tabii ki bu konu aslında bizim lisans ve lisansüstü düzeyde birer ders olarak planlıyoruz biz bu çok kriterli karar verme tekniklerini. Aslında tek bir yöntemden oluşmuyor. Pek çok alt yöntemden oluşuyor ve hani bu kadar kısa bir sürede anlatmak biraz zor normalde. Sizinle de konuşmuştum. Ben bugünkü içeriği hiç bilmeyenler ya da işte daha önce ismini duyup ilgilenemeyenler için aslında hazırladım. Çünkü hem bizim üniversitemizde hem de genel olarak bu konuyla ilgili çok fazla çalışan araştırmacı var. Yani onlara kolay gelebilir bu yöntemler çünkü temel yöntemler. Baştan bu uyarıyı yaparak konuya girmek istiyorum. Şimdi biz aslında günlük yaşantımızda hem bireysel olarak hem de işletmeler bazında yönetici olarak pek çok karar verme problemiyle karşı karşıya kalıyoruz. Ve bu kararların aslında bazılarını artık çok fazla düşünmeden günlük hayatta bazı olayları artık rutinine bindirmiş bir şekilde. Yani bir su birikintisi gördüğümüzde üzerinden atlamak, yanından geçmek gibi çok böyle üstünde durmadan anlık olarak veriyoruz. Ama bazı kararları daha böyle üzerinde düşünerek vermemiz gerekiyor. Yani çocuğumuzu bir okula kaydettireceksek İşte hangi okulu seçeceğimiz daha büyük bir problem haline gelebiliyor. Ve aslında karar verme becerisi ya da problem çözme yeteneği işte iyi bir yöneticiyi kötü bir yöneticiden ayıran özellik. Dolayısıyla karar verme konusunda iyi kararlar verebilen insanlar genelde hayatlarında daha şanslı ve daha kaliteli bir hayata doğru yönelmiş oluyorlar. Şimdi karar vermenin tanımıyla başlayacağım. Karar vericinin değişik seçeneklerle karşı karşıya kaldığı durumda bunlar arasından amaçlarına uygun, belirlediği ölçütlere göre en elverişlisini seçebilmesi olarak tanımlıyoruz. Şimdi bu tanım aslında içerisinde karar vermenin birçok bileşenini içeriyor. Birincisi ortada bir problem olmalı ve en az iki alternatif olmalı. Yani eğer biz her sabah işe giderken üniforma giyerek işe gidiyorsak, o zaman sabah kalktığımızda ne giyeceğimize karar vermemiz gerekmez. Ama birden fazla seçenekle karşı karşıyaysak bir karar vermemiz gerekir. Dolayısıyla öncelikle bir problem olmalı ve bu problemi çözecek bir karar verici olmalı. Yani buradaki bir bileşen karar verici. Bu karar verici kişi de olabilir, kişinin kendisi de olabilir. Ya da bazen grup kararları verebilir. Bunları da biz karar verici olarak adlandırıyoruz. Yani işte sınıfça bir organizasyon yapıyorsak hep beraber karar vermek. Ya da işte okullarda, üniversitede belli kurulların olması, yönetim kurulu, fakülte kurulu gibi. Ya da işte iş yerlerindeki yönetim kurulları. Ya da bir işe eleman alırken sadece insan kaynakları yöneticisi değil, hangi departmana eleman alınacaksa oranın müdürüyle birlikte bir grup kurulabilir. Dolayısıyla karar verici kavramımız var. Alternatifler, bunlar zaten karar vermek istediğimiz ana olgu aslında. Hangi alternatifi seçeceğimiz ve bu alternatifi seçerken de hangi kriterlere göre seçim yapacağız, ona değinmek gerekiyor. Yani okula çocuğumuzu gönderirken işte öğretmen mi daha önemli, fiziki koşulları mı daha önemli, okulun başarısı mı daha önemli gibi bunları ölçüp ona göre karar vermek gerekiyor. Aslında karar verme sürecinin iki adımda oluştuğunu görüyoruz. Birincisi kalitatif, yani daha böyle sezgilere dayanarak, geçmişteki deneyimlere, tecrübelere dayanarak karar verme. Bu genellikle psikoloji, sosyoloji gibi alanların daha önem verdiği ve insanların o karar verme sürecinde beyinde geçen zihinsel süreçle ilgili kısım ve daha çok insanı esas alıyor. Diğer kısımsız kantitatif karar verme. Burada da daha çok matematiksel modellerden, istatistiksel analizlerden, sayısal yöntemlerden yararlanıyoruz. Burada insan faktörünü minimuma indiriyoruz.
Çok kriterli karar vermenin içinde aslında hem kalitatif değişkenler hem kantitatif değişkenler yer alabiliyor. Ama biz karar verirken genellikle kantitatif modeller kullanarak, kantitatif bir takım yani sayısal teknikler kullanarak objektif bir karar verme ve karar desteği sağlamayı istiyoruz. Yöneylem araştırması ve yönetim biliminin bir alt dalı olarak geçiyor çok kriterli karar verme ve gerçekten literatüre bakıldığımda da karar analizinin en yaygın kullanılan yöntemlerinden bir yöntemler topluluğu aslında yani tek başına değil içinde çok fazla yöntemi barındırıyor. Çok sayıda kritere göre alternatifleri değerlendiren analiz yöntemler topluluğu. Hangi amaçlarla kullanıyoruz? Bazen sence kriterleri ağırlıklandırmak isteyebiliriz. Bazen en iyi alternatifi seçmek isteyebiliriz. Bazen de alternatiflerin sıralanmasını isteyebiliriz. Yani işte işe bir eleman alacakken kimi alacağımıza karar vereceksek eğer en iyi alternatifi seçmek isteriz. Bazen mesela okulların sıralanması başarılıdan başarısıza doğru ya da işte ülkelerin sosyoekonomik düzeylerine göre sıralanması, illerin sıralanması gibi çalışmalarla da karşılaşıyoruz. Orada alternatifleri sıralamış oluyoruz. Genel aşamalarına baktığımızda aslında bir karar probleminin yapılandırılmasıyla başlıyoruz. Daha sonra kriterleri ve alternatifleri belirliyoruz. Alternatifleri puanlıyoruz, bir karar matrisi oluşturuyoruz. Kriter ağırlıklarını belirliyoruz. Ve daha sonra yöntemin kendi içindeki hesaplarına göre alternatiflerin sıralamasını yaparak karar vermenin gerçekleşmesini sağlıyoruz. Bunlar çok kriterli karar verme yöntemlerinden bazıları. Dediğim gibi çok fazla, daha buraya dahil edemediğim bir sürü yöntem var. Çalışmalarda biz bu yöntemlerin tek başlarına, kullanımlarına ya da bir arada kullanımlarına şahit oluyoruz. Yani bazen hibrit çalışmalar dediğimiz çalışmalar oluyor. Burada işte kriterler farklı bir yöntemle ağırlıklandırılıp sonra başka bir yönteme girdi olarak alınıp iki yöntem birleştiriliyor. Böylece hibrit bir entegre bir çalışmadan bahsedilmiş oluyor. Yine bazı çalışmalarda farklı yöntemlerle farklı sıralamaların yapılarak sonradan bunların karşılaştırıldığını ya da birleştirildiğini görüyoruz. Dediğim gibi pek çok yöntem var ama ben burada sadece 2-3 tanesine değinebileceğim. Biraz hızlı gitmeye çalışıyorum yetiştirebilmek için. Beni uyarabilirsiniz çok hızlı gidiyorsam. Şimdi genel olarak çok kriterli karar vermeyi nerelerde kullanabiliriz? İşte personel seçiminde kullanabiliriz. Tedarikçi seçimi, kuruluş yeri seçimi, yani işte bir kafe açmayı düşünüyorsunuz mesela hangi bölgede açabilirsiniz? Finansal performans analizlerinde çok kullanıldığını görüyoruz. Yani işte finansal bir takım oranları alarak işletmelerin sıralanması ya da işletmelerin kredibilitelerinin hesaplanması gibi. Yine bütçe kararlarında bütçeyi nereye yönlendirmeniz gerekir bununla ilgili. Ürün seçimi bir ürün alacağız mesela bu ürün ufak bir şey yani bir telefon da olabilir. İşte bir ev, bir araba ya da benzer başka bir şey de olabilir. Her ürünün yani bir telefon alacağımızı düşünün. Birkaç tane alternatif belirlediysek her birinin farklı bir özelliği ön plana çıkıyor olabilir. Ama biz hangisini seçmeliyiz? Bundan çok detaylı karar verme teknikleriyle karar verebiliriz. Yine bir proje seçiminde kullanılabilir. Yani işte üniversitede belli projeler var diyelim ki hangi projenin seçimi daha uygun olur ona bakabiliriz. Yatırım seçimi nasıl yatırımı değerlendirebiliriz. Bununla ilgili çalışmalar olabilir. Ben biraz katılımcıları da düşünerek farklı alanlarda nerelerde kullanılabilir onlarla ilgili de ufak bir literatür taraması yaptım. İşte hastane personel seçiminde kullanılabilir. Yani az önce ben mesela genel olarak personel seçiminde kullanılabileceğini söyledim ama tabii ki farklı alanlarda farklı kriterler öne çıkacak. Yani sağlık alanında mesela hastaneye bir hemşire seçerken belki yabancı dil çok önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmayacak. Ama işte turizm alanında bir ön büro müdürü seçiyorsak o zaman bizim için yabancı dil çok önemli olacak. Dolayısıyla
alandan alana kriterlerin de değiştiğine şahit oluyoruz ve bunların ağırlıkları da değişebiliyor. Yine hastanenin hizmet kalitesinin değerlendirilmesinde, hastanelerin performansının değerlendirilmesinde, hastanelerde tıbbi atık yönetiminde, hastanelere alınacak bir tıbbi cihaz ya da malzeme seçiminde kullanılabilir. Yine kuruluş yeri seçimi, bir hastane inşa edilecek, diyelim ki şehrin bir bölgesine, hangi bölgeye seçilmesi daha uygundur gibi. Ve sağlıkla ilgili stratejilerin geliştirilmesinde kullanılabilir. Turizm alanında da yine otellere tedarik seçiminde, turizm destinasyonu seçimi, yani bir tatile gideceksiniz, hangi destinasyonu seçmek daha uygun olur? Ya da işte seyahat acentalarının otellerin değerlendirilmesinde, onların performansına bakılmasında kullanılabilir. Yine bir otele gideceksiniz, hangi otel seçilebilir, ona bakılabilir. Ya da ne bileyim, bir otelin işte belli bir yıldız seviyesinde olup olmadığına karar verilebilir. Turizm politikalarının değerlendirilmesinde, yine turizm alanında da personel seçiminde kullanılabilir. Eğitim alanında hem eğitici performansını değerlendirmede, yine işte okul seçiminde, eğitim seçiminde, eğitmen seçiminde kullanabiliriz. Okulların başarıya göre sıralanmasında kullanılabilir. Bursiyer seçimi. Yani ben bunları tabii aldım ama aslında bunların dışında da çok fazla şey var. Hepsini almam tabii ki mümkün olmadı. Her bir birimle ilgili yapılmış çok fazla literatür taraması da var. Oradan da faydalanabilir izleyiciler. Spor bilimleri alanında spor kulübünün performans değerlendirmesinde, sporcu performansının değerlendirmesinde bir malzeme seçiyorsak malzeme seçimde işte yine burada da bir spor merkezinin nereye kurulacağıyla ilgili bir tercih, kuruluş yeri seçimi olabilir ya da işte uygun spor merkezi, gideceğiniz spor merkezini tercih ederken buradan faydalanabilirsiniz. Bunun dışında mühendislik alanında çok fazla çalışma var. Yani hemen hemen yani zaten en güzel yanı disiplinler arası çalışmaya çok açık olması. Dolayısıyla çok farklı alanlarda kullanıldığına şahit oluyoruz. Şimdi ilk anlatmak istediğim konu analitik hiyerarşi süreci. Neden bu konuyu seçtim? Çünkü dediğim gibi yeni başlayanlar için anlatmayı düşündüğüm için genel sunuyu. Eğer çalışmak isterseniz genellikle bakacağınız çalışmalarda ilk olarak bu analitik hiyerarşi süreciyle ilgili çalışmaların olduğunu görürsünüz. Ya da bunların çok yaygın kullanıldığını görürsünüz. Dolayısıyla ne olduğunu bilmekte fayda var diye düşündüm. Aslında ismen yani kendi içinde de biraz yöntemle ilgili bilgileri içeriyor. Birincisi analitik olması işte bir takım matematiksel yöntemleri kullanıyor olmasını bize ifade ediyor. Hiyerarşi kısmı bu problemlerin çözümünde biz hiyerarşik yapılardan faydalanıyoruz. Dolayısıyla hiyerarşiyi orada kullanacağız. Süreçte yine bir problemin baştan sona çözümünde belli bir takım süreçlerden geçmesi anlamına geliyor. Burada biz aslında şunu yapıyoruz. Bazen yine sadece kriter ağırlıklarının belirlenmesinde bu hiyerarşi sürecini kullanabiliriz. Ya da bir seçim yapacaksak alternatifler arasında ya da sıralama yapacaksak kullanabiliriz. Kriterlerin ve alt kriterlerin önem derecelerini belirleyerek aslında problemi daha tek boyuta indirgemeyi sağlıyor. Tabii birkaç tane adımı var. Normalde bu göstereceğim yöntemlerin hepsi bir takım matematiksel adımlardan oluşuyor aslında. Önce problemi tanımlamak gerekiyor. Kriterleri tanımlamak gerekiyor. Alternatifleri belirlemek gerekiyor. Hiyerarşik yapıyı oluşturmak gerekiyor. Göreceli önem ölçeği dediğimiz bir ölçek var, onu belirlemek ve karar vericilerin tercihlerini belirlemek gerekiyor. Kriterlerin ikili karşılaştırmasının yapılması, öncelik vektörünün hesaplanması, tutarlılığına bakılması, bunları anlatacağım birazdan. Kriterler açısından alternatiflerin karşılaştırılması, yine bunların ağırlıklarının hesaplanması ve tutarlılık analizinin yapılması ve sentezleme yaparak alternatiflerin önem düzeyinin belirlenmesi ve en yüksek öneme sahip alternatifin seçilmesi şeklinde adımları var. Burada hiyerarşik yapıdan bahsettiğimiz şöyle bir yapı. Burada en üstte
problemin amacı ya da hedefi yer alıyor. İkinci düzey kriterleri ifade ediyor. Biz bu problemi seçerken, bu problemi çözerken alternatifleri hangi kriterlere göre değerlendireceksek o kriterleri alıyoruz. Ve sonra her bir kriter açısından alternatiflerin tümünü ikili ikili değerlendiriyoruz. Bu örnekte kriterler tek düzey olarak kalmış. Bazen kriterlerin alt kriterlerini de seçebiliriz. O zaman bu hiyerarşik yapı biraz daha böyle dallanarak gidiyor. İkili karşılaştırmaları yaparken saati tarafından geliştirilmiş bir 1-9 ölçeği olarak adlandırılan bir ölçek var. Bu ölçekte özellikle tek sayılar 1, 3, 5, 7, 9 olarak ifade ediliyor. Burada 1'den 9'a doğru gidildikçe aslında iki seçenek arasındaki önemin arttığını görüyoruz. Yani biz mesela çocuğumuzu okula gönderirken eğer öğretmene fiziki koşullardan çok 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 fazla önem veriyorsak o zaman öğretmen seçimi bizim için fiziki koşullara göre kesin önemli diyoruz ve bunu 9 ifadesiyle gösteriyoruz. Ve öğretmen fiziki koşullara göre 9 derecesinde tercih ediliyorsa fiziki koşullar öğretmene göre 1/9 olarak tercih ediliyor diyeceğiz. Birazdan örnekte onu size anlatacağım. Yani bir köşegenimiz var. Köşegenin üst tarafında eğer x, y, j değerleri varsa alt tarafında da 1/x, y, j olarak bunlar karşımıza çıkıyor. Şimdi analitik hiyerarşi sürecinde tutarlılık dediğimiz bir kavram var. Bu tutarlılık yapılan karşılaştırmaların ne kadar tutarlı olduğunu bize gösteriyor. Bunun da yeni bir hesaplaması var. Temelinde öz vektör ve öz değer kavramlarından faydalanıyoruz matematikteki. Yani kısaca aslında şöyle ifade edebilirim. Diyelim ki A aracı B aracından hızlı gidiyor. B aracı da C aracından hızlı gidiyor. Normalde biz ne olmasını bekleriz? A aracının C aracından hızlı gitmesini bekleriz, değil mi? Fakat biz bunu şeye dökerken, bu ikili karşılaştırma matrisine dökerken, burada bir tutarsızlık yaparsak ve C A'ya göre daha hızlıdır gibi bir ifade kullanırsak, o zaman bizim matrisimizde ki tutarlılık oranının 0.10'dan büyük olduğu sonucuyla karşılaşıyoruz. Böyle bir durumda karşılaşırsak tekrar matrise dönerek değerlendirmemizi yapmamız gerekiyor. Burada analitik hiyerarşi sürecin uygulama adımları var. Yani bir takım matematiksel işlemlerden oluşuyor. Örnek üzerinden daha rahat anlayabileceğiz bunları. Şimdi ben basit bir örnekle başladım. Bir araba seçimi örneği. Normalde siz kendi çalışmalarınızla ilgili içerisinde alternatif ya da kriter barındıran herhangi bir problemi buraya entegre edebilirsiniz. Şimdi diyelim ki araba seçeceğiz ve bu arabayı seçerken biz 4 tane kriter belirledik. Birincisi tasarım, arabanın işte dış görünüşü ya da görüntü olarak özellikleri. Diğeri donanım, daha böyle teknik özellikleri. Bu arabanın fiyatı ya da maliyeti bize ne kadar mal olacak ve bu arabanın normal sürecindeki yakıt tüketimi bilgisi. Bunlar diyelim ki bizim araba seçiminde dikkate alacağımız kriterler olsun. 3 tane alternatif belirlediğimizi düşünelim. Bu alternatiflerden hangisinin bizim kriterlerimize göre uygun olduğuna karar vermeye çalışacağız. Burada tabii alternatiflerin de biraz benzer özellikte olması gerekiyor. Yani işte bir SUV arabayla işte daha düşük segmentteki bir araba değil de genellikle hani kararsız, hangisini alacağınıza kararsız kaldığınız benzer niteliklere sahip alternatifler arasından karar vermeyi düşünürüz. Şimdi ilk yapacağımız işlem kriterlerin ikili karşılaştırması. Burada modelimizde yani problemimizde kaç tane kriter yer alıyorsa o kriterleri bu aşağıdaki saatin ölçeğine göre ikili ikili karşılaştırmamız gerekiyor. Yani şuna bakıyoruz. Bir arabayı tercih ederken tasarım mı bizim için daha önemlidir yoksa donanım mı bizim için daha önemlidir? Tabii ki kişiden kişiye değişebilir, kriterler de değişebilir. Buraya verilecek olan cevaplar da değişebilir.
eğer bireysel bir şey alıyorsak. Ama daha genel bir şey yapıyorsak, daha böyle bilimsel bir çalışmaysa, orada uzman görüşlerinden faydalanarak da bu ikili karşılaştırmalara yer verebiliriz. Burada şimdi örnek olarak donanım 5 kat daha değerli. Yani şurada mesela 5 neye karşılık geliyor? Kuvvetli derecede önemli. Yani bir seçenek diğerine göre oldukça önemli. Diyelim ki donanımın tasarıma göre oldukça tercih edilebilir ve oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. O zaman bu taraftaki 5 ifadesini işaretliyorum. Şimdi dikkat ederseniz burada hem sağa doğru giden 1, 3, 5, 7, 9 sayıları hem de sola doğru giden 1, 3, 5, 7, 9 sayıları var. Eğer ben şurayı işaretlemiş olsaydım, sol tarafa doğru gitseydim, tasarımın donanıma göre daha önemli olduğunu düşünmüş olacaktım. Ama ben bu tarafa doğru, donanım tarafına doğru yöneldiğime göre, donanımın tasarıma göre oldukça önemli olduğunu düşünüyorum demek ki. Tasarım mı daha önemli, maliyet mi daha önemli? Burada mesela yine sağ yöne doğru gitmişiz. Maliyetin kuvvetli derecede önemli olduğunu, bir araba tercihinde tasarıma göre daha tercih edilebilir, önemli olduğunu düşünmüş karar verici. Yine işte tasarımla yakıt tüketimi, donanımla maliyet, yani tüm ikili karşılaştırmaları burada yapıyoruz. Yani siz diyelim ki bir araştırma yapacaksınız, birilerinin fikirlerini alarak bu karşılaştırmayı yapacaksanız, buna benzer bir form oluşturarak kişilerin önem derecelerini buraya işaretlemelerini isteyebilirsiniz. Direkt bu adımı geçerek doğrudan ikili karşılaştırma matrisi dediğimiz matris üzerinde de gösterimi sağlayabilirsiniz. 2, 4, 6, 8 dediğimiz ara değerler. Genellikle burada hangi değere denk geleceğinizi bilemezseniz, işte 3 ile 5 arasında kalıyorsanız 4'ü işaretleyebilirsiniz gibi. Ben burada mesela maliyetle yakıt tüketimi değerlendirdiğimde burada 6'yı işaretledim. Bu örnek hani benim uydurduğum bir örnek. Herkesin kendi karar verme sürecinde farklı değerlendirmeleri olabilir. Şimdi buna ikili karşılaştırma matrisi diyoruz. İkili karşılaştırma matrisi. Burada kriterleri ikili ikili karşılaştırdık. Bir kriterin kendisiyle karşılaştırılması bir olarak yani eşit derecede önemli olarak değerlendirileceği için bu ikili karşılaştırma matrisindeki köşegen hep bir değerlerinden oluşuyor. Bu köşegenin sadece üst tarafını oluşturduğumuzda ya da sadece alt tarafını oluşturduğumuzda köşegenin diğer tarafını oluşturmak mümkün çünkü 1 bölü XIJ şeklinde gerçekleşiyor. Şimdi burada mesela tasarım donanıma göre tasarımla donanımı karşılaştırdığımızda donanımın 5 kat daha önemli olduğunu varsaydık. Yani donanımın tasarıma göre 5 kat daha önemli olduğunu varsayıyoruz. O zaman tasarım donanıma göre 1 bölü 5 derecesinde önemlidir diyoruz. Tasarımla maliyeti karşılaştırdığımızda maliyetin tasarıma göre daha önemli ya da daha tercih edilebilir olduğunu düşündük. Yani burada satırdakini sütundakine göre yazmış oluyoruz aslında. Bu maliyetli olduğuna göre tasarımla maliyeti karşılaştırdığımızda burası 1 bölü 7 olmuş oluyor. Yakıt tüketimiyle tasarımla yakıt tüketimine baktığımızda yine tasarım daha düşük önemde kalmış. Şunlara geçelim. Mesela donanımla yakıt tüketimini karşılaştırdığımızda donanım ve yakıt tüketimi 5 derecesinde önemliymiş. O zaman yakıt tüketiminin donanıma göre önemini 1 bölü 5 olarak değerlendirmek gerekiyor. Yani sadece köşegenin tek bir tarafını oluşturarak diğer kısmını da oluşturabiliriz ya da aynı anda hepsini oluşturabiliriz. Şurada bu matrisin yani şuradaki değerlendirmenin matris haline getirilmiş halini görüyorsunuz. Biz hesaplamalarımızı bu matris üzerinden gerçekleştireceğiz. Analitik hiyerarşi yönteminin bazı adımları var. Yani hem burada yer verdim ben buna hem de Excel uygulamalı olarak da göstermek istiyorum. Burada ilk yaptığımız, yani oluşturduğumuz, şu an sadece kriterleri karşılaştırıyoruz. Yani o hiyerarşik yapıdaki ilk düzeydeyiz aslında. Yani amaçtan sonraki ilk düzey kriterlerdi. Kriterleri karşılaştırarak araba seçiminde hangi kriterin
bizim için daha önemli olduğunu tespit ediyoruz kendi verdiğimiz cevaplarla. Burada ilk yaptığımız sütun toplamlarını almak. İşte 3, 7, 5, 1 topladık, 16 ve işte donanım için, hepsi için topladık, buraya yazdık. Şimdi şu matris normalize edilmiş matris olarak, normalize edilmiş ikili karşılaştırma matrisi olarak geçiyor. Şu matris. Bu analitik hiyerarşi yönteminin kullandığı normalizasyon formülü her bir elemanın toplam sütun toplamına bölünmesi şeklinde. Bu çok kriterli karar verme yöntemlerinin farklılıkları bazen kullandıkları normalizasyon şekillerinden de kaynaklanabiliyor. TOPSIS yönteminde farklı bir normalizasyon kullanılıyor. Formülü kullanılıyor. Yani biz şimdi bu matrisi oluştururken 1 bölü 16 diyoruz ve şuraya yazıyoruz. 5 bölü 16 ikinci satıra yazıyoruz. 7 bölü 16, 3 bölü 16. Yani aslında sütun bazında bir normalizasyon yapıyoruz. Buradaki bütün değerleri 0 ile 1 arasında değişecek şekilde ve toplamları 1 olacak şekilde değerlendirmiş oluyoruz. Sonraki aşama bu oluşturduğumuz ikili karşılaştırma matrisinin satır ortalamalarını almak. Aritmetik ortalama alıyoruz burada. Yani bu 4 sayıyı topluyoruz. 4 tane kriter olduğu için 4'e bölüyoruz. Böylece burada gördüğünüz gibi bir vektör oluştu. Bunlar bizim göreceli önemleri ifade eden değerlerimiz. Yani bizim yaptığımız değerlendirmelere göre araba seçiminde arabanın fiyatı ya da o arabanın bize mal oluşu %55 0.55 önemliymiş. Yani biz en çok o arabanın fiyatına önem veriyormuşuz. İkinci kriter bizim için donanımmış. Araba tercih ederken donanım bizim için önemli bir tercihmiş. Yakıt tüketimi %10 ve arabanın tasarımında yine %6 değerinde önemliymiş. Dediğim gibi bu sadece benim şuradaki yaptığım işaretlemeler sonucunda oluşan ağırlıklar. Bir başkası işte tasarıma daha çok önem veriyordur. Kendine göre kendi ikili karşılaştırmasını yaptığında o kişinin bu kriterler bazındaki değerlendirmeleri farklılaşabilir. Şimdi burada tutarlılık oranına geçmemiz gerekiyor. Yani yaptığımız ikili değerlendirmeleri biz gerçekten doğru yaptık mı? Bununla ilgili de bu bulduğumuz şeyin öncelikler vektörüyle ilk oluşturduğumuz ikili karşılaştırmalar vektörünü çarpıyoruz. Yani şöyle çarptığımızda bir değer oluşuyor. Buradan formülasyondaki lambda max değerine, öz değere ulaşmaya çalışacağız. Tekrar şeye böldüğümüzde bunu öncelikler vektörüne bir vektör çıkıyor. Yine bunun toplamını alıp ortalamaya bölüyoruz. Kriter sayısına bölüyoruz ve bir ortalama hesaplıyoruz. Bu bizim lambda max değerimiz oluyor. Sonra uyum indeksi dediğimiz bir indeks var. Bunun için yine bir formül var. Lambda max eksi n bölü n eksi 1. Buradaki n kriter sayısını gösteriyor. Bu örnekte 4 kriter olduğu için 4,23 eksi 4 bölü 3'ten 0.076 değerine ulaşıyoruz. Burada rastgele indeks dediğimiz bir RI ile gösterdiğimiz bir indeks var. Bu yöntemin yine kendi içerisinde farklı kriterler için oluşturulmuş rastgele değer indeksleri var. Buradan faydalanıyoruz. 4 kriter için 0.89 olarak hesaplanmış. Dolayısıyla buraya 0.89, 0.90 olarak almışım. Böldüğümüzde tutarlılık oranının 0.084 olduğunu görüyoruz. Yani bu 0.10'dan küçük olduğuna göre bizim şuradaki yaptığımız ikili karşılaştırmalar demek ki tutarlıymış anlamına geliyor. Şimdi aynısını, şimdi kriterleri karşılaştırdık. Bunların önemini bulduk. Şimdi normalde yapmamız gereken her bir kriter açısından alternatifleri karşılaştırmak. 3 tane araba alternatifimiz olduğunu varsayın. Tasarım açısından A'yı mı tercih edersiniz, B'yi mi, C'yi mi? İşte B'yi mi, C'yi mi, C'yi mi, A'yı mı? Bunların hepsini birbiriyle kıyaslayarak, yani bizim kaç tane kriterimiz varsa
aslında o kadar sayıda ayrıca ikili karşılaştırmalar yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla bunları da karşılaştırıp bütün bunlar için de yine aynı işlemleri yapmamız gerekiyor. Yani sütün toplamlarını alacağız, normalize edeceğiz, satır ortalamalarını alacağız, tutarlıklarına bakacağız. Eğer uygunsa işleme devam edeceğiz. Eğer bir tutarsızlık varsa, yani 0.10'dan büyük çıkarsa değeriniz, demek ki siz bir hata yaptınız buradaki matrisi oluştururken. Bu matrisi gözden geçirmeniz gerekiyor. Tekrar değerlendirip tekrar tutarlılığına bakabilirsiniz. Ve en son tasarım için bir vektör oluşacak. Donanım için, maliyet için ve yakıt tüketim için her bir ikili karşılaştırma sonunda belli değerleriniz olacak. Bu bize şunu ifade ediyor. Sadece tasarımı ben dikkate alıyor olsaydım benim için en iyi alternatif C alternatifiymiş. Çünkü yüzdesel olarak daha büyük bir değer almış. Sadece donanımı tercih etmiş olsaydım B'yi tercih etmem gerekirdi. Sadece maliyete baksaydım B'yi tercih ederdim. Yakıt tüketimine bakıyor olsaydım C'yi tercih etmeliymişim. Ama benim amacım tüm kriterleri, kriter ağırlıklarını da dikkate alarak en uygun alternatifi seçmekti. O yüzden bunları sentezliyoruz. Sentez aşamasında kriterler için bulduğumuz yüzdelik değerlerle her bir kriter açısından yaptığımız alternatif karşılaştırmalarını birleştiriyoruz. Bu iki matrisi çarpıyoruz ve en sonunda şöyle bir öncelikler vektörü oluşuyor. Burada biz görüyoruz ki işte tüm kriterleri dikkate aldığımızda bizim için en iyi seçenek B seçeneğiymiş. Sonra A seçeneği geliyor. Sonra da C seçeneği geliyormuş. Şimdi analitik hiyerarşi yöntemi bu şekilde. Şimdi ben bunu Excel'de de göstereyim. Ya da Excel yerine başka bir şey. Bir dakika. Pardon. Şimdi geçeyim. Şunu söyleyeyim, bu analitik hiyerarşi yöntemiyle ilgili kullanabileceğimiz birkaç tane paket program var. ExpertChoice, SuperDecision, işte bunlar hazır programlar. ExpertChoice ücretli ama SuperDecision'ı indirebilirsiniz. Yani basit matematiksel işlemlere sahip olduğu için Excel'de bunları rahatlıkla yapabiliyoruz. Şunu göstereyim ben. Bir tane de şey var, yani sizlere yeni başlayanlara kolaylık olması açısından bir web sayfası var. Bu görsel olarak da biraz basit. Burada işte biraz problemi anlatıyor. Yani model analitik hiyerarşi yöntemini anlatıyor. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Buraya problemin ismini... Görünüyor hocam. Görünüyor. Tamam. Buraya mesela problemi giriyoruz. Alternatiflerimiz biz işte A, B, C. Yani bilerek marka belirtmek istemedim ben. Ama birer araba modeli ya da markası olarak düşünün bunları. Üç tane alternatifimiz vardı. Kriterlerimiz. Burada dört tane kriterimiz vardı bizim. Üye olursanız kriter sayısı ve alternatif sayısını arttırmaya izin veriyor. Kaça kadar arttırdığını bilmiyorum ama ben genelde Excel'de yapıyorum. Kriterlerimiz nelerdi? Tasarım. İkinci kriterimiz donanım. Üçüncü kriterimiz maliyetti galiba ya da aracın fiyatı olarak da girebilirdik konu maliyet ve yakıt tüketimi. Şimdi next diyorum. Şimdi gördüğünüz gibi az önce size anlattığım şeyi aslında burada kendisi çıkarttı. Şimdi işte tasarıma mı daha önem veriyoruz, donanıma mı? Bendeki örnekten gideyim. Tasarım 5 demiştik galiba şöyle. Donanımı daha önemli bulmuştuk biz. Tasarımla maliyeti kıyasladığımızda yine maliyeti daha önemli bulmuştuk. Tasarımla yakıt tüketimini kıyasladığımızda daha az derecede ama tasarıma göre önemli olduğunu işaretlemiştik. Donanımla maliyeti hesapladığımızda yine maliyeti daha önemli bulduk. Donanımla yakıtı
donanımı daha önemli ve maliyetle yakıt tüketiminde de maliyeti daha oldukça önemli bulduk yakıta göre. Burada kriterleri karşılaştırmış olduk. Şimdi geçiyorum bir sonraki adıma. Burada şunu söylüyor, tasarım açısından bu alternatifleri karşılaştırın diyor. Tasarım açısından baktığımızda, yine şuradan gideyim, A, B'ye göre 4 kat daha önemli demişiz. A, C'ye göre şöyle demişiz. Ve B ile C'yi kıyasladığımızda da şöyleymiş. Yani tasarım açısından A, B'ye göre daha tercih edilir, C, A'ya göre az tercih edilir ve C, B'ye göre yine tercih edilir olarak işaretledik. Her bir kriter açısından bunu yapacağız. Donanım açısından işaretliyorum. Az önceki örneğe göre A'yı C'ye göre az derecede tercih edilir bulmuştuk. B'yi C'ye göre tercih edilir bulmuştuk. Fiyat açısından B'nin A'ya göre, A, C'ye göre 6 ve B, C'ye göre 7. Şimdi bitiyor. Sonuncusu yakıtla ilgiliydi. Burada da A, B'ye göre 2, C'ye göre 3 ve 4. Sanırım böyleydi. Bilmiyorum. Hata yaptıysak da çıkar birazdan. Bunları yaptıktan sonra next step diyelim. Şimdi bu görsel olarak şeyleri veriyor bize. Tercih etmeniz gereken araç B aracıymış. %57. Biraz küsuratlı farklılıklar olabilir. Excel'den çektim ben yaptığım örneği. A ikinci derecede tercih edilir. C de üçüncü derecede tercih edilirmiş. Kriterlerin önlemlerine baktığımızda maliyet bizim için çok önemliymiş. İkinci sırada donanım geliyormuş, sonra yakıt ve tasarım geliyormuş mesela. Burada intermediate steps'e bastığımızda aslında bizim yaptığımız tüm ikili karşılaştırmaların matris formunda gösterimlerini ve altlarında tutarlılık oranları da yazılı bir şekilde burada görmüş oluyoruz. Şimdi buradan geçiyorum, çıkıyorum, devam ediyorum. Şimdi AHP'nin Excel'le uygulamasını atlıyorum. Çünkü matematiksel o işlemleri doğrudan Excel'de yapabilirsiniz diye düşünüyorum, basit olduğu için. Bir diğer yöntem Best-Worst yöntemi. Bu biraz daha yeni bir yöntem. Bunun da kendi bir hazırlanan Excel formatı var. Onu sizinle paylaşmak için hızlıca kriter ağırlıklandırmada kullanabilirsiniz diye bu yönteme de yer vermek istedim. Şimdi tabii ki analitik hiyerarşi yönteminde sürekli ikili karşılaştırmalar var ve insan beyni bir süre sonra mutlaka kriter sayısı ya da alternatif sayısı arttıkça o ikili karşılaştırmaları yaparken zorlanacaktır. Best worst yönteminde de yine ikili karşılaştırmalar mevcut ama sadece en iyinin diğer kriterlere göre ve kriterlerin en kötüye göre olan karşılaştırmalarına bakıyoruz. Dolayısıyla daha az sayıda karşılaştırmaya yer veriliyor. Yine analitik hiyerarşi yöntemindeki 19 ölçeğini kullanıyoruz. Yani 1-2 kriterin eşit derecede önemli olduğunu gösteriyor. 9'a doğru değerlendirdikçe bu şeyin kriterin diğerine göre kesin derecede önemli olduğunu söylüyoruz. Basit bir mantığı var. Aslında temelinde bizim yöneylem araştırmasında kullandığımız doğrusal programlamanın adımlarını barındırıyor. Oradaki kısıtlar sistemini işte ve amaç fonksiyonuyla değerlendirilme sistemini içeriyor ve doğrusal programlamayla da çözülebiliyor. Fakat Razai ve diğerlerinin oluşturmuş olduğu bir hazır Excel formülasyonu var. Solver çözücü yardımıyla doğrudan bize sonuçları veriyor. O nedenle bunu da sizinle paylaşmak istedim. Burada işte adımları var. Kriterleri, alternatifleri, kriterleri belirledikten sonra en iyi ve en kötü kriterin, yani sizin için en önemli olduğunu düşündüğünüz ve en önemsiz olduğunu düşündüğünüz kriterleri seçerek onlarla ilgili karşılaştırmaları yapıyorsunuz. Yine burada da bir tutarlılık oranı var. Bunun için bir personel seçimi probleminde kriter ağırlıklandırması örneğini aldım.
Diyelim ki bir işletme 5 aday arasında kararsız kaldı. Hangi kritere daha çok önem vermesi gerektiğine karar vermek istiyor. 4 tane kriter belirlenmiş. Bunların ağırlıklarını bulacağız. Bunun için şöyle vereyim. Bu best worst metodun kendi şeyi var. Yine bir web sayfası açılacak. Burada hem yöntemi anlatıyorlar. Bu zaten bu şeyi, yöntemi geliştiren kişilerin oluşturduğu bir şey. Şimdi şurada Solver Linear Best Worst metodu dediğimiz bir Excel dosyası var. Buna tıkladığımızda bir Excel dosyası açılacak. Şurada. Hem yöntemi anlatıyor burada incelemek isteyenler için, hem bu yöntemin gelişimiyle ilgili makalelere yer verilmiş ve açıklamalar var bu, şu Excel programını nasıl kullanacağınızla ilgili. Şu altta C eşittir 3, C eşittir 4, C eşittir 5 gibi 9'a kadar kriter sayınıza bağlı olarak buradan hangi sheet'i seçmeniz gerektiğine karar veriyorsunuz. Bizim şimdi problemimizde 4 kriter olduğu için C eşittir 4 olarak alacağım. Ve buraya kriterleri yazacağım. Kriterlerimiz neydi personel alımında? Maaş, yani kişiye verilecek olan maaş. Kişinin yabancı dil puanı. Üçüncü kriterimiz tecrübe. Yıl olarak ve dördüncü kriterimizde mülakattan alacağı puan olsun, mülakat puanı. Şimdi burada şuna karar vermek gerekiyor. Yine buna işte işletmedeki insan kaynakları müdürü karar verebilir ya da işte o şeye hangi departman alınıyorsa onlar karar verebilir. Buradaki kriterlerden hangisi daha önemlidir? Ben buradaki örnekte, kendim yaptığım örnekte en önemli kriter olarak tecrübeyi seçmek istedim. Tecrübe, yani şurada yanında bir kutucuk açılıyor. Biraz büyüteyim. Bir kutucuk açılıyor. Burada zaten yukarıya girdiğimiz şeyleri göreceksiniz. Kendiliğinden geldi. Ben tecrübeyi en önemli kriter olarak seçiyorum. En önemsiz kriter olarak da diyelim ki mülakattan alınan puanı seçtim. Şimdi şuna bakacağız. Burada best to others diyor. Yani burada zaten bakın kendisi buraya getirdi. Tecrübeyi ben en önemli kriter olarak seçtiğim için buraya doğrudan yazdı. Diğerlerini de buraya koydu. Şimdi tecrübenin maaşa göre ne kadar önemli olduğunu yine o 1-9 ölçeğini kullanarak değerlendirmek istiyorum. Ben onu 4 olarak diyelim ki orta seviyede önemli dedim. Tecrübe yabancı dile göre... Yine eğer yabancı dille çalışan, yani yabancı dilin önemli olduğu bir departmansa daha az önemli olacak. Ama daha çoksa farklılaşacak. Tecrübeyle kıyaslanması bir olarak alacağız. Tecrübeyle mülakat, yani zaten birini en iyi birini en kötü demiştim. O yüzden bu en kötü olduğu için bunu biraz daha arttırayım. Şimdi en iyinin en kötüye göre olan karşılaştırmalarını yaptık. Şimdi kötüye göre diğerlerini karşılaştıracağım. Yani maaşın mülakat puanından ne kadar önemli olduğu. 2 olsun. Yabancı dilin mülakat puanına göre ne kadar önemli olduğuna bakalım. 4 diyeceğim. Tecrübenin ne kadar önemli olduğu. 6 zaten burada da belirtmiştik. Kendisiyle kıyasladığımızda da 1 olarak geçecek. Şimdi bunları yaptık. Dediğim gibi bu normalde aslında kendi içerisinde doğrusal programlama mantığına dayanıyor ve kendi içinde o işlemleri uyguluyor. Burada solver'la çözeceğiz. Yani Excel'de eğer solver çözücü sizde yüklüyse şöyle mantığı bunu çöz dediğimde şu şekilde doğrudan sonucu veriyor. Demek ki benim yaptığım değerlendirmelere göre, kriter değerlendirmelerine göre en önemli kriter tecrübeymiş.
ve %54 değerinde bir değer almış. %54 ben tecrübeye önem veriyormuşum ya da %55'e yakın. Daha sonra yabancı dile önem veriyormuşum, maaşa önem veriyormuşum ve en sonunda mülakat puanına da %7 kadar bir değer vermişim anlamına geliyor. Bu da best worst yöntemiyle ilgili bir uygulama olarak sizlere sunmak istedim. Dediğim gibi böyle kısa bir süreye birkaç şey sığdırmak istedim. Umarım anlaşılıyordur. Burada bunların şeyleri, gösterimleri mevcut. Şimdi son yönteme de geçmek istiyorum. Bunu da özellikle hibrit bir örnek vermek için seçtim. Yani az önce best worst yönteminde bulduğumuz kriterlerin ağırlıklarını şimdi TOPSIS yönteminde aday seçerken, yani işe alacağımız adayı seçerken nasıl kullanabiliriz? Onunla ilgili uygulamayı da sunmuş olacağım ki böylece hibrit bir çalışma nasıl olur onu da görmüş olacağız. Yine TOPSIS yöntemi de hemen hemen analitik hiyerarşi yöntemi kadar kullanılan, sıkça kullanılan yöntemlerden biri. Karmaşık algoritmalar içermiyor. Aslında ilk baktığınızda bütün şeyler, çok kriterli karar verme yöntemlerini ilk açtığınızda hepsi böyle bir takım formülasyonlara denk geldiğiniz için sanki böyle çok zormuş gibi geliyor insana. Ama biraz kurcalayarak ve işte bu konularla ilgili yapılmış çalışmalar, daha açıklamalı çalışmalara denk gelirseniz eğer o formülasyonların anlamını çözdüğünüzde çoğunu Excel'de rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Çok farklı alanlarda kullanılıyor bunlar da. Temelinde önce bir karar matrisinin oluşturulması var. Sonra bu matrisi normalize edeceğiz. Matrisi normalize ederken hatırlarsanız analitik hiyerarşi yönteminde biz her bir elemanı sütun toplamlarına bölmüştük. Burada ise her bir elemanı o sütun kareleri, sütundaki değerlerin karelerinin toplamının kare köküne böleceğiz. Yani aslında şunu yapacağız. Ve bir normalize matris elde edeceğiz. Bu yöntemle şunu söylemem gerekiyor. Çok kriterli karar verme yöntemlerinin aslında en güzel özelliğinden birisi farklı birimlerle ölçülmüş değişkenleri bir arada kullanma imkanı sunması. Yani işte mesela araba seçerken fiyatı TL cinsinden alıyoruz. Yakıt tüketimini işte litre cinsinden alıyoruz. Ya da işte sadece tasarımı güzel, çirkin gibi değerlendirebiliyoruz. Dolayısıyla farklı birimlerle ölçülmüş değişkenleri toparlayabiliyoruz. Bu nedenle de çok farklı şeyler olduğu için bazen mesela çok ondalık değerle işte milyonluk bir değer aynı matriste yer alabiliyor. O yüzden normalize ederek bunları genellikle sıfırla bir arasına çekmeye çalışıyoruz. Burada TOPSIS yönteminde ideal ve negatif ideal çözüm kavramları öne çıkıyor. Biz ideale yakın, negatif ideale uzak olan çözümü bulmak istiyoruz. Ve bu yöntemde kriterlerin yönü çok önemli. Hangi kriterin minimizasyon yönünü, küçüklemeyi istiyoruz? Hangi kriteri ise büyük olmasını istiyoruz? Buna karar vermek gerekiyor. İdeal çözüm değerlerini ve negatif ideal çözüm değerlerini buradaki amacımızdaki kriter yönlerine göre belirliyoruz. Yine Öklit uzaklıklarına bakacağız. İdeal uzaklıklar ve negatif ideal uzaklıkları. Sonra bunları oranlayarak bizim için en uygun olan alternatifi seçmemiz gerekiyor. Şimdi az önce söylemiştim, işi birini alacağız. 5 aday arasında kararsız kaldık. Az önce biz best worst yöntemiyle bu kriterlere hangi önemi vereceğimizi hesapladık. Hangi değerde önemli bulduğumuzu hesapladık. Diyelim ki 5 tane adayımız var. Bu adaylar iş başvurusunda bulunuyorlar ve bunlar istedikleri maaşlar. İşte birinci aday 8500 lira maaş istiyor, 75'miş yabancı dil puanı, 12 yıllık tecrübesi varmış, mülakattan da 80 almış diyelim ki. İşte burada her bir adaya göre, yani burada hani sadece bu adaylar işte kriterler bazında değil, siz burada kendi çalışmanızda, kendi alternatifleriniz neler olabilir, kendi kriterleriniz neler olabilir diye aslında sizin düşünmeniz lazım. Şimdi bunu da yine şöyle
Şimdi burada da TOPSIS örneğini hızlıca anlatacağım. Şimdi burada bir Excel formatında az önceki değerleri buraya yazdım ve kriter ağırlıklarını da yukarı aldım ve şunu da yazıyorum. Ben işte maaşı düşük olan, yabancı dili yüksek olan, tecrübesi fazla olan ve mülakat puanı yüksek olan kişiyi işe almak istiyorum. O yüzden maaşı yani hani bir işletmeci olarak tecrübesi çok olsun ama maaşı düşük istesin. Çünkü bu çok kriterli karar vermenin bir özelliği de aslında kriterler arasındaki çelişkilerden ötürü bu yöntemler gelişmiş. Yani zaten hepsinde iyi olan bir kişiyi almak için herhangi bir yöntem kullanmak gerekmiyor. Ama adayın birisi maaş yönünden daha uygun, diğeri yani birinin yabancı dili daha yüksek, biri mülakattan daha yüksek alıyor. Biz kimi seçmeliyiz ki bizim için en uygun aday olsun? Buna karar vermek istiyoruz. Şimdi ilk adım karar matrisinin normalize edilmesiydi. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Her bir elemanı, önce şey yapayım, pardon. Şu kareler toplamının karekökünü hesaplayalım. Bunun için eşittir diyorum. Şunun karesi, B6'nın karesi artı B7'nin karesi. Parantez B7'nin karesi. Artı B8'in karesi, parantez almadım, parantez içinde B8'in şu şapka işaretiyle koyarsak kare artı B9'un yine karesini alıyorum. B10'un bütün bunların da karekökünü alacağım. Bunun için de karekök 0.1 bölü ikinci katı karekökü ifade eder. Şöyle. Şimdi karelerin toplamının karekökünü aldım. Ne yapmam gerekiyor? Her bir elemanı bu toplama bölmem gerekiyor. Bu karekök değerine. Yani şunu yapmam gerekiyor. 8500'ü 19.000'e böleceğim. 9.000'i 19.000'e böleceğim. Bu sütundaki tüm değerleri şuradaki kareler toplamının karekökine böleceğim. B6 bölü B11 diyorum. B11'i de sabitleyelim. Ve aşağı doğru çekiyorum. Ve yana doğru çekiyorum. Şöyle. Şimdi bu şurada da hazır hali var. Arada bakayım da hata olursa önden bakalım. Şimdi şunu yapacağız. Bu normalize edilmiş karar matrisi. Gördüğünüz gibi bütün şeyler, kriterler 0 ile 1 arasında puanlanmış oldu. Şimdi biz maaş için maaşı düşük olan diğer puanları yüksek olan kişiyi işe almak istiyoruz. O yüzden bizim için buradaki ideal değer maaşı en düşük olan, yani şurada V artı ile gösterdiğimiz ideal olanı ifade ediyor. Buraya biz bir aşamayı atladım. Şimdi normalize ettik karar matrisini. Bu normalize edilmiş karar matrisini ağırlıklandırmam gerekiyor. Ağırlıklandırmak için az önce Westworth yöntemiyle bulduğum ağırlıklarla bu matrisi çarpacağım. Yani maaşı tüm değerlerini 0.16 ile yabancı dili 0.21 ile çarpmam gerekiyor. Ondan sonra oradaki uzaklıklara bakacağım. B13 çarpı diyorum. 0.16 bunu yine sabitleyeyim. Şöyle. Yanı doğru çekeyim. Şöyle, böylece hepsini almış olduk. Şimdi buraya geliyorum. Burada minimum
maaşın düşük olması bizim için daha idealdi. O yüzden burada maaş için minimum ama yabancı dil için ve diğerleri için maksimum olması daha iyiydi. Büyük olmasını tercih ediyorum. Yabancı dili yüksek olan, tecrübesi çok olan kişiyi almaya çalışıyoruz işe. Şöyle. Negatif idealde tam işte tersi olacak bu kriterin yönüne göre. Bu sefer burada maksimum. Burada minimum olanları alacağız. Şöyle. Şimdi şunu yaptım. Karar matrisini normalize ettim. Ağırlıklandırdım. İdeal çözümü ve negatif ideal çözümü buldum. Şimdi bu ideal çözümü olan uzaklıkları hesaplayacağım. Bunun için şurada S artı S eksi ile gösterdiğim yere her bir aday için bu uzaklıkları, Öklit uzaklıklarını bulmam gerekiyor. Ne yapacakmışım? Her bir elemandan işte ideal çözümün karelerini toplayacağım. Sonra da karekökünü alacağım. Yani aslında şunu yapacağız. Eşittir diyeceğiz. Parantez açacağız. Şu eksi maaş için ideal çözüm. Ve bunun karesi artı şu karesini alıyorum. Tecrübe için D20 eksi şunu parantez alalım. Bitmedi. Artı mülakat puanı. İdeal çözüm ve bunun tümünün pardon olur. Bazen ben de hata yapabiliyorum ve bunun karekökü. Burada ideal çözümü olan uzaklıkları buldum. Şimdi negatif ideal çözümü olan uzaklıkları bulacağım. Şunu şuraya alayım. Bu sefer B27'ni çıkartacağım. Yani negatif ideal çözüm değerlerini buradan çıkartıyoruz. 27, C27, E27 ve E27. Bunu da çekiyorum aşağıya doğru. Yani umarım bir hata yapmadıysak böyle bir şeyler. Şimdi ideal çözümü olan uzaklığı buldum. Negatif ideal çözümü olan uzaklığı buldum. Performans skoru için negatif ideal çözümü bunların toplamına böleceğim. Yani şunu yapmam gerekiyor. SI eksi bölü SI artı SI eksi yani G20. Olabilir. Pardon çok özür dilerim. G20 20 artı G20. Bunları sıralayacağım. Yani hesaplayacağım. Bu şekilde çıktı. Bir saniye bir şeye bakmam lazım. Bunların yeri değişti galiba ama çok özür dilerim. Bir şeye bakıyorum. B20'den B27'yi, C27'yi, D27'yi
Şunu S'ye eksi, şunu S'ye E artı olarak değiştirmem gerekiyor. Ters oldu. Şunun SI eksi olduğunu düşünelim. Şunun da SI artı olduğunu düşünelim. Şimdi o zaman F20'yi bunun toplamına böleceğim. Bir hata oldu ama hatayı çözemedim. O yüzden hazır çözülmüşüne geçiyorum izninizle. Yani matematiksel olarak işlemleri yapacağız. S'yi artıyı, S'yi eksiyi bulacağız. Ve en sonunda bize şu şekilde bir skor vermiş olacak. Bu verdiğimiz skorları büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda bizim için en uygun adayı bulmuş olacağız. Burada bu P değerlerine baktığımızda en yüksek skora sahip olan aday 3. numaralı aday. O yüzden işe almayı düşünmemiz gereken kişi ilk olarak aday 3 oldu. İkinci sırada aday 5'i tercih edeceğiz. Üçüncü sırada aday 1'i, sonra 4 ve 5 şeklinde. Demek ki kim çıktı? Birinci. Pardon. 1, 2, 4, 5. Yani demek ki maaş olarak 8.400 lira isteyen, yabancı puanı yüksek olan, tecrübesi çok olan, mesela mülakattan çok yüksek almamış olmasına rağmen özellikle tecrübenin ağırlığı daha çok olduğu için ve yabancı puanın ağırlığı da yine mülakata göre daha yüksek olduğu için sıralamada bütün bu şeyleri birleştirerek kriter ağırlıklarını hesaba katarak bir seçim verdiği için 3 numaralı adayın tercih edilmesi gerektiği yönünde bize bir çözüm sunmuş oldu. Şimdi aslında sanıyorum yetiştirdim. Bu şekilde anlatacaklarım. Sormak istediğiniz sorular varsa onlarla devam edebiliriz. Soru ve iletişim için burada e-posta adresim. Benimle iletişime geçerseniz de yine çalışmalarınızda yardımcı olabilirim. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Biz çok teşekkür ederiz hocam. Sanırım bu yöntemle yeni tanışanlar için gerçekten çok faydalı oldu. Çünkü ben de soracaktım hangi programları kullanıyorsunuz diye. Çünkü ben bu dersleri en son lisansta gördüm Gazi İstatistik'te. Ve çok da keyif alırdım böyle elle simplex tabloları yapma, hesaplamalar böyle. Ve tabii o zaman bu kadar teknolojiyle çok haşır neşir olmadığımız için ve çok teorik ağırlıklı bir bölüm olduğu için genelde her şeyi böyle kendimiz elle yapıyorduk. Programları soracaktım. Sanırım hepsi için de birer uygulama olmuş oldu. Evet, Excel'e de aşina kullanıcı araştırmacılarımız var ama bazen dediğiniz gibi yani üssü 0.5 karekökünü nasıl alırım? Pratik evet. Üssü 0.5 1 bölü 2 yaptığınızda karekökünü alabilirsiniz. Böyle püf noktalar da görmüş oldular bence. Çok teşekkür ediyoruz sunumunuz için. Sorularımız varsa onları alabiliriz. Sanırım formda, başvuru formunda sorularımız vardı. Deniz'ciğim onları sen ileteceksin sanırım. Evet. Alabiliriz. Hocam elinize sağlık. Çok emek vermişsiniz gerçekten. Çok sağ olun. Yani nasıl şey yapabilirim diye aslında büyük bir kısmı hani nasıl aktarabilirim? Çünkü hani gerçekten o kadar çok yöntem var ki ve bu yöntemlerin her birinin aslında formülasyonları birbirinden farklılaşıyor, mantıkları farklılaşabiliyor, normalizasyon farklılaşabiliyor. Ama şöyle şey çok yaygın, yani çok gerçekten en güzel yanı çok farklı alanlarda kullanılıyor olması. Ve dediğim gibi biz bunu doktora düzeyinde de ders olarak var, bizim lisansta, yüksek lisansta da ders olarak var ve özellikle doktora dersini ben açıyorum bizim üniversitemizde eğitim gören arkadaşlar varsa. Farklı birimlerden öğrencilerim de oluyor ve onlarla aslında işlemek daha da keyifli oluyor. Çünkü onlar kendi alanlarından örnekler getirebiliyorlar. İşte daha literatür kısmını onlarla pekiştirerek güzel çalışmalar yapıyoruz. Çok şey bu konuda çalışan arkadaşım da var.
hoca bazında. Dolayısıyla yani bizlerle iletişime geçerseniz biz disiplinler arası çalışmalara açığız hepimiz. Harika hocam. Bizim de zaten seminerlerimizin amaçlarından biri bu. Üniversitemizde farklı alanda çalışan hocalarımızı böyle disiplinler arası çalışmalarda bir araya getirmek, buluşturmak. O yüzden bence çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. Ve yeni başlayan birisi için dediğiniz gibi bunlar birkaç dönemlik dersler, çok fazla detayları var. Bence dinleyenler keyif almıştır. Biz çok keyif aldık. Teşekkür ederim. Tekrar sözü denize bırakıyorum. Teşekkür ederim Ebru'cuğum. Benim babam da bugün burada izliyor aramızda. Kendisi mali müşavir. Babama WhatsApp'tan baba izliyor musun? Bak seni de ilgilendiriyor falan dedim. Çünkü hani araç seçimi mesela en basit. Yani hepimizi ilgilendiren şeyler bunlar. Sadece evet. Akademik anlamda değil, günlük hayatımızda da herhangi bir insanın verdiği kararda bu kararı rasyonalize etmedi. Çünkü insanlar genellikle rasyonel olmayan, özellikle hızlı düşündüğümüz zaman, işte buradan Daniel Kahneman'ın kitabına gönderme yapayım, Hızlı ve Yavaş Düşünme. Biz genellikle kararlarımızın, gün içerisindeki kararlarımızın %80, %85'ini sistem 1 dediği Kahneman'ın önerisi, sistem 1 yani hızlı düşünerek veriyoruz. Fakat bu tarz böyle yoğun düşünme gerektiren kararları biraz daha böyle kalem kağıda elimize alıp işte böyle formüllerle falan vermemiz lazım. Eğer bu şekilde vermezsek hatalı kararlar veriyoruz dediğiniz gibi. Çünkü bizim kafamız biraz da böyle bias dediğimiz işte yanlı karar vermeye çok müsait maalesef. Dolayısıyla çok katkısı olacaktır dinleyicilerimize de. Şimdi hocam ben bir öncelikle kendi sorumla bir başlamak istiyorum. Biraz özel bir soru olacak ama siz kendi hayatınızda hiç bu yöntemi kullandınız mı mesela? Ne faydasını gördünüz mü? Yani aslında şey okul tercihinde evet değerlendirmiştik hangi şey bizim için daha uygun olur diye. Orada kullanmıştık evet. Ama tabii her şeyde dediğiniz gibi işin içinde olmakla beraber maalesef yine sezgilerimize ya da hislerimize yenik düştüğümüz anlar olabiliyor karar verirken. Aslında çok da güzel bir söz vardı şeyde. Sunumda orayı hızlı geçtim ama şey diyor, biraz böyle karar vermeyle ilgili özlü sözlerine baktığımda şey diyor, doğru kararlar tecrübeyle verilir. Tecrübe ise kötü kararlarla kazanılır diyor. Aslında hani böyle bir şey olur, bir kötü bir sonuçla karşılaşırız. Neyse bu da bize tecrübe oldu deriz. Ama evet. Sonra yeni bir kararı verirken o tecrübemiz bize yol gösterir. Dolayısıyla evet aslında ikisini birleştiriyoruz genelde gündelik hayatımızdaki kararlarda. Hı hı. Mesela Kahneman'ın yine sanıyorum yaptığı çalışmada biliyorsunuz onlar Nobel ödülünde bu evet. Karar verme üzerine aldılar. Davranışsal ekonomi. Davranışsal kararlarda. Yani işte insanlara mesela ameliyata girerken %30 yaşama şansınız var, %70 ölme riski evet. Var içinde. Yani bir gruba şöyle diyorlar, %70 ölme riski var bu ameliyatın sonunda diyorlar. Diğer gruba %30 yaşama şansınız var diyorlar. Evet. Aynı şeyi ifade etmesine rağmen yaşama şansını duyanlar mesela o ameliyata girmeye daha hevesli oluyor. Yani insanın aslında o kararı verirken etkilendiği pek çok mevzu var. Dolayısıyla güzel bir konu. Tabii asıl hani o zihinsel kısmında biz tabii çok şey yapamıyoruz ama gerçekten bazı kararlar var ki bütün hayatımızı yönlendiriyor. Burada tabii şey aslında bu yöntemlerin bir özelliği biraz da yani karar desteği sunuyor ve objektif karar vermeye yardımcı oluyor. Şimdi mesela bir insan kaynakları müdürüsünüz. Bu pandemide gördük mesela işletmeler küçülmeye gittiler. İşte size dediler ki bir kişiyi işten çıkarın. Yani ona karar vermeniz gerekiyor. Orada eğer hislerinizle sevdiğiniz kişileri iş yerinde tutup sevmediğiniz kişiyi işten çıkarırsanız objektif, vicdanlı bir karar olmayabilir. Ama onun yerine bu takım yani bu tarz matematiksel yöntemlerle performansı düşük olan kişiyi belirlemek, bir takım işte analizlerle bu sadece bu yöntemler değil, daha önceki performans ile ilgili istatistiksel analizlerden de yola çıkarak karar veriyen biraz aslında matematiği oturtunca, istatistiği oturtunca biraz daha böyle objektifleşiyor gibi geliyor evet. Bana kararlar. Hani sizin de eliniz güçleniyor. Yani ben bu kararı verdim ama
Yani şeyi ispatlayamazsınız belki sezginizi ama en azından kullandığınız yönteme göre karar verdiğinizi üst mercilere daha rahat anlatabilirsiniz ya da kişinin kendisine işte performansın böyle olduğu için seni çıkarttım derken elinizi güçlendirmek adına önemli yöntemler diye düşünüyorum tüm sayısal yöntemler için. Evet. Hatta bu önem derecesini belirlerken de aslında mesela yanlılık yapabiliriz. Yani her ne kadar işi matematiksel boyuta taşısak da önem derecesini neden mesela niye o kadar puan verdik de daha az puan vermedik noktasında aslında burada yapay zeka ile aramızdaki en büyük fark bana göre. Çünkü yapay zeka büyük veriyle çalışıyor ve veriyi eğitiyor. Şimdi eğitim verisi var ama bizde öyle bir mekanizma yok. Biz hangi verimizi kafamızda eğiteceğiz geçmişe dayanarak? Hani evet. Verdiğimiz hatalı kararları böyle süzmemiz lazım değil mi? Hani daha önce şöyle bir karar vermiştim, şöyle bir sıkıntı yaşadım gibi. İşte o puan verme noktasında da yine aslında yanlılık oluşabiliyor. Belki bir Bayezyen yaklaşımı mı önermek lazım bilmiyorum Emre'ciğim ne dersin? Evet, onlar sizin uzmanlık alanınız. Evet. Bayezyen çalışmalar da var galiba. Çok kriter karar vermedi. Ben çok şey yapamadım ama o kısımla da belki ilgilenebilirsiniz. Bir şey daha söylemek istiyorum ben. Bazen hani grup kararları dediğimiz, yani şimdi tabii hızlı anlatınca arada bazı şeyleri atlamış da olabilirim. Bazen mesela grup kararına ihtiyaç duyuluyor. Yani işte üç kişi, yani mesela bir insan kaynakları müdürü, bir işte üretim müdürü ve bir başka müdür toplanıyor ve üretim Evet. departmanına girecek olan işe alınması gereken kişiyi belirlemek istiyorlar. Bunlar üç kişiler, farklı kriterleri önemseyebilirler değil mi? Evet. Burada mesela ya uzlaşmayla üçü ortak karar vererek bir puan oluşturabilirler ya da her birisi için, her bir karar verici için farklı bir değerlendirme yapılıp sonra onların ortalamalarının alınması şeklinde literatürde geçiyor. Genelde de geometrik ortalama hatta tercih ediyor. Yani ağırlıklar belirleniyor her bir karar verici için. Sonra onların ortalamasına göre işte tercih edilmesi gereken aday ya da alternatif belirlenebiliyor. Bunu söyleyeyim. Bir de yani şeyi aldım sizden ama bir de mesela kriterlerin alt kriterleri olabilir. Yani mesela biz az önce ben dedim ya işte tasarım mesela. Tasarımı tek bir kriter gibi aldım ama tasarımı iç tasarım, dış tasarım diye ayırabiliriz. O zaman o tasarımın içindeki alt kriterleri de kendi içerisinde değerlendirerek onlar için ağırlıklar hesaplıyoruz. Ve onları sonra o ana kriterin ağırlığıyla orantılandırıyoruz. Bunu da bahsedeyim belki soru olarak da gelirse. Evet, güzel açıklama da iyi oldu hocam. Teşekkürler. Ben yine benim kafamda çok soru canlandı da onları öyle hazır aklımdayken iletmek istiyorum. Başvuru formlarında iki tane soru var. Onları da yönelteceğim size müsaadenizle. Şimdi hocam hani çok fazla teknikten bahsettiniz, yöntemden karar verme amacıyla. Peki hangi durumda hangi yöntemler genellikle öneriliyor? İşte şöyle bir mesela hani kafamda şöyle hayal ettim. Alternatif sayısı çoksa veya işte ne demiştiniz? Kriter sayısı çoksa şu yöntem daha iyi falan. Öyle bir öneriniz var mı? Hangi durumda hangi yöntemi önerirsiniz? Aslında birebir belirlenmiş şeyler yok bu konuyla ilgili. Zaten biraz eleştiri alan kısmını da aslında burada da eleştiri alıyor. Yalnız şunu söyleyebilirim. Mesela analitik hiyerarşi yönteminde çok fazla karşılaştırma olduğu için eğer kriter sayınız çok fazlaysa ya da alternatif sayınız çok fazlaysa çok tercih etmemeniz gerekiyor bunu. Ya da kriterleri alt kriterlere bölerek, yani diyelim ki 20 kriteriniz var. Bunun her birine, her biriyle karşılaştırmak imkansız. Yani tutarlı olmak çok zor orada. Ama bu 20 kriteri mesela eğer benzer özellikteki kriterleri alt kriterlere bölüp ana kriterleri mesela 5'e indirip alt kriterlerin de her biri 2'şer 3'er 4'er olacak şekilde biraz organize edebilirseniz o zaman şey yapabilirsiniz. Bir de hani benim bahsetmediğim, çok da çalışmıyorum gerçi ama bulanık olanları var bu yöntemlerin. Bazen özellikle sayısal ölçekle ölçülmeyen, daha böyle belirsiz kalan şeyler olabiliyor. Yani karar matrisleri oluşabiliyor. Bunları genellikle biz dilsel ölçeklerle ölçmüş oluyoruz. Bu bulanık kısmı da çok ayrı bir derya bu yöntemleri.
Mesela o zaman bulanık yöntemlerin tercih edilmesi söz konusu olabiliyor. Ya da işte bu söylediğiniz hani hangi yöntemi tercih etmediğim kısmında artık yeni moda şeyler oluşmaya başladı. Tabii çok yeni değil de mesela farklı yöntemlerle deneniyor. Gerçekten görülüyor ki aslında mesela Topsis'le yaptığınızda başka bir sıralama çıkıyor. Evet. Vitor'la yapıyorsunuz başka bir sıralama çıkıyor. Onu da soracaktım. Evet, o zaman hangisini dikkate almamız gerekiyor? Şimdi bunları artık birleştirici yöntemler çıktı. Yani mesela üç farklı yöntemle yapılıyor. Sonra bunlar işte Borda gibi, Copeland gibi bazı şeyler var. Bunları yine kendi o artık çıkan sonuçları skorlayarak yöntemlerimizi mi ağırlıklandırıyoruz? Yani gitgide böyle uzayacak şekilde ilerliyoruz yani. Anladım, anladım. Şimdi mesela birisi ben de şimdi çocuğuma okul seçme arifesindeyim de işte en önemli kriter öğretmen zaten hani bunu genelde söylüyor herkes. Şimdi bana kalsa diyelim ki ben bu sizin anlattığınız webinar dinlememiş olsam şey yapardım. Her bir şeye kritere puan verirdim kafamda önem derecesine göre. Alternatiflere de her kritere göre puan verip yani daha doğrusu yüzde verirdim şeye kriterlere yüzde verirdim önem derecesine göre. Okullara da puan verirdim, çarpardım, hesaplardım mesela bana kalsa. Şimdi niye böyle yapmıyoruz da böyle kare kökü alıyoruz işte karesi alıyoruz neden böyle çetrefilli hale geliyor sebebini merak ettim. Aslında söylediğiniz yani hala söylediğiniz yöntemleri de kullanabiliriz. Yani bilmiyorum bunun tam olarak şeyini ama tabii ki hepsinin ayrı bir mantığı var. Yani o karar süreçlerinde bunların nasıl işlediğiyle ilgili sanıyorum daha böyle mesela şeyde söylediğiniz yöntemlerde tam böyle birebir ikili karşılaştırmalar yapılmamış oluyor mesela. Evet. Ya da işte en iyisi tamam şeyi belirliyorsunuz ama hani siz kafanızdan bir ağırlık yine belirliyorsunuz aslında. Belki en iyi, en kötüyü o şekilde hesaplamış oluyorsunuz ama muhtemelen eksik kalan bir şeyler oluyor. O nedenle de bu yöntemlere doğru bir gidişat oluşmuş. Bir de hani çok fazla bazen kıyaslama yapmak zorlaşabilir. Bir de çok dediğim gibi farklı ölçü birimleriyle ölçülmüş şeylere bazen puanlar yani mesela şimdi bir şey oluşturduğunuzu düşünün. Siz çarpıyorsunuz ya şeyleri mesela ağırlıklarla işte yani ağırlıklarınızla verdiğiniz puanlar. Hani o şey sadece 100 üzerinden puanlandırıyorsanız mantıklı olabilir. Yani tüm matrisin içini siz 100 üzerinden işte 0 ile 100 arasında değişen her bir kriter için belli puanlar verdiniz ve işte çarptınız. Sonuçta bir ağırlıklı ortalama almış olacaksınız en sonunda her bir alternatif için. Ama şimdi bazen karar matrisinizin içinde öyle şeyler oluyor ki mesela gelir diyelim ki bir şey olsun. Diyelim ki insanların geliri işte ya da yani maaşlarımızı düşünelim şimdi. Diyelim ki birisinin maaşı 20 bin lira. Bir başkasının maaşı 2000 lira ama diğer bütün kriterlerin de 3, 5, 10 gibi sayılar olduğunu düşünün. Şimdi o zaman ne olur? Sizin çarptığınız yani maaş ana şeyiniz olur. Çünkü diğer bütün kriterlerdeki değerler düşüktür. Belki ondalıklı sayılar var, işte şeyler var. Yani o yüzden bunları normalize etmek gerekiyor. Normalizasyon için de işte farklı yöntemler geliştirilmiş. Anladım, anladım. Peki şey var mı hocam? İşte maksimum kriter sayısı, minimum kriter sayısı veya maksimum alternatif, minimum alternatif sayısı öneriniz var mı? Hani şu kadarı geçmesin gibi. Yani şöyle AHP için aslında yani tabii bunlar da hani dediğim gibi hem şey boyutu da olduğu için, kalitatif boyutu da olduğu için aslında yapılan bazı çalışmalarda hani insanların zihinsel olarak karşılaştırma yapabileceği kriter sayısının İşte 5 ile 9 arasında değiştiği söyleniyor. Yani hani 7 ortalama olarak Atlas Sihirli 7 diye geçiyor. Hani 7 kriteri karşılaştırabilirsiniz AHP için. Ama diğer şeylerde mesela biz bazı çalışmalarda işte Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin sıralamasını yapıyoruz. Ya da işte OECD ya da tüm dünya ülkelerinin belli göstergelere, sağlık göstergelerine göre, işte eğitim göstergelerine vesaire göre sıralamasını yapabiliyoruz. Orada bütün şeyi alabiliyoruz. Ülkeleri birer alternatif olarak düşünebiliyoruz. Ya da mesela bir tez çalışmasında bursiyer seçimi örneği yaptık biz.
Bursiyer seçimi için burs başvurusuna başvuran bütün öğrencileri birer alternatif gibi düşünüyoruz. Yani şeye göre, hani AHP'li yapamazsınız belki ama diğer işte TOPSIS, VKOR ya da işte benzer diğer yöntemlerde yapabiliyorsunuz. Pek şey yok, bir sınırlama. Anladım. Yok. Tamam, teşekkürler hocam. Başvuru formlarından gelen sorulara dönecek olursam, üniversitemizde finans bölümünde doçent doktor hocamız Seda Sönmez, şu an kendisi de aramızda, bir sorusu varmış. SWOT analizi yapılmış bir çalışmanın çok kriterli karar verme teknikleriyle çalışılma süreci hakkında bilgi istiyor hocamız. Çok kapsamlı tabii, şimdi bilemiyorum tam olarak ne demek istediğini biraz daha açıklamak. Hocam müsaitseniz, isterseniz sözel olarak dile getirebilirsiniz Seda hocam. Evet, hocalarım merhaba hepinize. Merhaba. Sunumunuz için de teşekkürler. Benim için de çok faydalı bir sunum oldu. Hocam, SWOT analizi ile ilgili bir, bizim bir çalışmamız olmuştu daha öncesinde ve bununla yapılmış benzer çalışmalarda da bu çalışmaları, yani bu tür SWOT analizinden çok kriterli karar analizlerine doğru çalışmaların kaydırılabileceği üzerine ben çalışmalar, başka çalışmalarda okumuştum. Acaba dedik, bizim yaptığımız SWOT analizinin üzerine de bu çalışma bir tık öteye, bir tık ileriye taşınıp bu çok kriterliyle yapılabilir mi diye düşündük. Bugün bu oturuma katılma sebeplerimden bir tanesi de belki kendi yaptığım çalışmayı daha ileri bir boyuta taşıma olabilir. Bir de genel olarak zaten çok kriterli karar mekanizmalarını merak ettiğim ve bu konuda da ilerlemek istediğim için bir başlangıç olsun diye katılmak istedim. Teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim. Seda hocam, aslında tabii şimdi tam şeyi bilmiyorum, probleminizi. Belki özelden de bana yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Yani alternatifleriniz varsa, bu alternatifleri değerlendirmek için kriterleriniz varsa, bütün şeylere, alanlardaki çalışmalara uyuyor aslında. Şimdi sizin şeyi tabii bir görmem lazım benim. Yani bana biraz daha... Hocam ben onu şey yapayım size, çalışmanın yani makalenin full metnini göndereyim. Onun üzerine belki sizin de değerlendirmeleriniz olabilir. Biz de çalışmayı... Yani finansal firmaları mı sıralayacaksınız mesela? Biz bankacılık üzerine yapmıştık. Bankacılıkta denetim ve... Bu bilgi eksikliği, asimetrik bilgi dediğimiz konu üzerine bir çalışma yapmıştık. Konu daha somutlansın diye de bir görüşmeler nezdinde çalışmayı ilerletmiştik somut olarak. Onun üzerine SWOT analizi yapıp ama daha ileriki boyutta neler yapılabilir diye alternatiflerine bakarken uluslararası çalışmalarda da bunun çok kriterliye taşınabileceği üzerine değerlendirmeler yapılmıştı. Biz de taşırsak nasıl bir yol izlememiz gerekebilir? Hani hem çalışmayı daha bir üst level'a taşıyabilir miyiz diye de aklımda soru oluşmuştu. O yüzden bu soruyu iletmek istedim hocam. İletişime geçin. Yani o sorunun içindeki hani kriterler belki ağırlıklandırılarak o denetimle ilgili firmaların sıralaması gibi bir şey belki söz konusu olabilir. Ama bir hani şeyi görmek lazım. Oldu hocam. Hem bir tanışma da olur benim için. Ben üniversitede çok eski bir hoca değilim. Yeni sayılırım. Daha 4 yıl oldu üniversiteye katılalı. Aranıza katılalı. Bizim üniversitemiz. Evet, Akdeniz Üniversitesi'nde yeni sayılırım. 4 yıl oldu katılalı. Uygulamalı Bilimler Fakültesi. Tamam hocam. Finans ve bankacılık bölümündeyim. Tamam. Yani doğrudan yüz yüze görüşürüz o zaman. Yüz yüze de görüşebiliriz. Oldu hocam. Yani maile gerek yok hocam. Bir araya geliriz. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar teşekkürler sunumunuz için de. Çok keyifli oldu dinlemek. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz hocam.
Zaten bizim de görmek istediğimiz manzaralar böyle hoşumuza gidiyor. İşbirliklerine alan açmak. Tabii uzaktan zor ama aynı birimde olunca. Evet. Aslında çok yakınız yani üç kilometreler ama hala tanışmadığımız hocalarımız var maalesef. Tabii. Hocam bir öğrencimizin sorusu var. Kendisi şu an aramızda değil ama üniversitemizde mimarlık bölümü lisans öğrencisi Taha Cansızoğlu. Şöyle bir soru yöneltmiş. Kişisel ölçekte uygulandığı takdirde nelerden kaçınılması gerek? Ve bu teknikler uygulanırken neler yapılmaz diye bir sorusu var. Öğrencilerimizin de katılımı oluyor webinarlarımızda. Bu da yine çok güzel bir şey bizim için. Buyurun hocam. Yani bilmiyorum. Herhalde yanlı davranmamak gerekir kısmı aklıma geliyor. Yani işte değerlendirme yaparken biraz daha yansız... Hani az önce bahsettiğim objektiflik gibi yani işte mesela kişileri değerlendiriyoruz ama o kişilere puan verirken işte hislerle hareket etmemek aslında eğer tabii şey için bu yani mesela AHP'de bu çok var karşılaştırmalar şey yapıldığı için birebir yapıldığı için ama mesela hani TOPSIS yönteminde ya da başka diğer yöntemlerde aslında doğrudan veriyi çekiyoruz biz. İkinci verilerden faydalanıyoruz. Orada zaten veride bir hata yapmıyorsanız, veri toplama süreci orada önemli. Veri toplama sürecinde bir hata yapmadıysanız eğer zaten sonuçta bir hata beklenemez. Yani hani onu da söyleyeyim. Birkaç yöntemde böyle kişisel tercihler ön plana çıkıyor. Yani mesela işte ülkelerin sağlık göstergelerine göre sıralanması mesela. Bunlarla ilgili verileri biz zaten sizler nasıl istatistiksel analizlerde bir takım veri tabanlarından faydalanıyorsanız biz de oradaki verileri çekiyoruz. Yani işte ülkelerde işte kaç doktor var, kaç hastane var, doktor başına düşen hasta sayısı ne kadar, sağlık harcamaları ne kadar vesaire. Bunlar tamamen aslında ikinci verilerde az önce o TOPSIS'te hani oluşturduğum Excel matrisi var ya aslında onu tamamen ikinci verilerden hesaplayabiliriz. Ağırlıklandırma yapmak zorunda da değiliz. Bazı çalışmalarda da eşit ağırlık olduğunu görüyoruz. Yani belki bütün şeyler aslında eşit öneme sahiptir değil mi? Yani mesela ülkeleri sıralarken eğitim de çok önemli, sağlık da çok önemli, güvenlik de çok önemli. Yani orada hani eğitim sağlığa göre 3 kat önemli olmalı ya da işte birinin ağırlığı %40 iken birinin %20 deme şansımız olmayabilir problemden probleme göre. O zaman mesela eşit ağırlık kullanarak ve ikinci verileri kullanırsak mesela ya da sadece ağırlıkları daha objektif bir yöntemle yapıp yani özellikle ikinci veri kullandığınız yerde çok hata şansınız olmaz diyeyim ben. Ama böyle hani en iyiyi seç, en kötüyü seç. Orada da özellikle bu şeyden kurtulmak için tabii ki bireysel tercihlerde kendimiz karar veriyoruz. Yani ben arabayı kendime alıyorsam ya da evi kendime alıyorsam burada kararı ben vereceğim. Başkasından fikir hani ailedeki kişilerden en fazla fikir alırsınız. Ama diyelim ki daha böyle bilimsel işte toprak bilimiyle ilgili bir çalışma yapıyorum diyelim ki en uygun toprağı belirlemek istiyorum ya da işte bir bitki için işte en uygun gübre nedir mesela. O zaman ne yapmam gerekir? Uzman kişiler yani sadece benim okuduklarımla olmaz da o alandaki kişiler yani mesela bu AFP'de zaten uzmana sormak önemli bir kavram. Ama hani bireysel tercihlerde gerek duymayabilirsiniz. Bazen hani araba alacaksanız bu araba siteleri ya da gerçekten araba üzerine uzmanlaşmış kişiler oluyor biliyorsunuz. Orada mesela onunla ilgili yine onların fikirlerine başvurulabilir. O kriterlerin değerlendirilmesi kısmında. Ama hani bireysel tercih işte zaten kişinin kendi tercihi olacağı için çok uzmana başvurmaya gerek kalmıyor. Evet. Yani mümkün mertebe ne kadar ulaşabiliyorsak o kadar veriye ulaşalım diyorsunuz. Nitel veya nicel olabilir. Yani özellikle ikincil veriler değerli orada. Mesela firmaların finansal performans analizleri yapılıyor. Finans madem Seda Hocam da şey. Burada mesela ne yapılıyor? İşte işletmelerin, işte Borsa İstanbul'daki işletmelerin bilançolarına, gelir gider tablolarına vesaire ulaşılarak oradaki şeyler çekiliyor, veriler çekiliyor. O veriler üzerinden bir takım, yani doğru veri her yerde sizin alanınızda, istatistiksel analizlerde de öyle. Ne kadar doğru veriye ulaşırsa o kadar iyi. Ama şey çok yok bizde yani hani örneklem sayısı gibi hani bir gruba işte yapılacak çalışmada hani
uygun örneklem sayısı nedir gibi bir şey yok. Birkaç uzmandan fikir alarak çalışmayı yürütebiliriz. Yani o kadar çok kullanım alanı var ki değişir yani. Evet. Şimdi mesela şimdi üniversitede bir boş arsa var diyelim ki, boş alan, oraya ne yapılacağıyla ilgili tüm üniversite personelinden fikir alınarak da oraya bir şey yapılabilir. Evet. İşte sadece fakülte kurullarında da görüşebilir. Rektörlük, üst yönetimi kendi başına da karar verebilir. Hani çok böyle ideal tabii herkesin fikrini almaktır. Ama hani bazı yöntemlerde uygun olmayabilir çok kişiye ulaşmak. Yani 1000 kişiye vermek gerekiyorsa kararı. 1000 kişiye hiyerarşik yöntemle fikir sorup da ondan sonra onların ikili karşılaştırmalarını, tutarlılık analizlerini vesaireyi yapmak çok zaman alıcı. Orada doğrudan puanlandırma yapıp sizin dediğiniz gibi hani herkes oylasın, skorlasın, ağırlıklandırıp çarpıp ağırlıklı ortalamalarını bulalım demek daha mantıklı yani. Evet, evet. O da hatta aklımdaydı sormak, hani hızlı karar vermemiz gereken durumlarda ne yapacağız böyle? Evet. Oturup yani. Excel'i açamayacak durumda olabiliyoruz yani sonuçta. Evet, aynen. Evet. Benim sorularım bu kadar. Katılımcılarımızla başvuru formlarından gelen sorularını da ilettim. Başka katılım, şu anki dinleyicilerimizden sorusu olan varsa iletebilir. Cem hocamız bir şeyler yazdı. Teşekkür ediyoruz. Cem Sakarya hocamız. Biz teşekkür ederiz hocam. Sizde çalışıyordu diye biliyorum herhalde. O nedenle ilgileniyor. Evet, evet hocam. Evet, ben sözü Ebru arkadaşıma bırakmak istiyorum. Yavaş yavaş veda edelim. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun katıldığınız için. Çok güzel bilgiler sundunuz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli bir sunumdu, çok keyifli bir sohbetti hocam. Hem araştırmacılarımız adına hem kendi adıma teşekkür ediyorum. Katılımları için de katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki seminerde görüşmek üzere diyorum o zaman. Ben de Merve'ye en son sözü vereyim, değil mi Merve'cim? Merve'cim, kapattın programımızı. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere, hoşça kalın. Ben de hocamıza çok teşekkür ederim. Gerçekten benim için de daha önce hiç bu tarz analizler yapmadığım için çok ufuk açıcı bir sunumdu. Emeğinize sağlık hocam. Katılımcılarımıza da yine teşekkür ediyorum. Bir sonraki seminerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Teşekkür ederim ben de.